Günaydın. Bugün güneşli bir Ankara sabahındayız. Dün de güneşliydi ama ben motora binmedim çünkü bu ara üzerimizde ne var bilmiyorum. İki günde bir çocuklara bir şey oluyor. Dün de benim oğlan ateşlendi. Öyle olunca mecburen çocuğun başında kaldım. Yani bir enteresan durumlar var. Şu evet. Tüh, kaçırmışız manzarayı ya. Neyse. Bir şeyden bahsedecektim ama bahsedemeyeceğim. Ya da bahsedeyim ya. Şurada hani geçen gün hatırlıyor musunuz? EÜH binasının üzerinde iki tane Türk bayrağı, ortada da Atatürk vardı. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra biliyorsunuz yemin töreni vardı. Yemin töreninde ortadaki Atatürk'ü kaldırıp yerine Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koydular. Yani kendisini her şeyin üzerinde saran arkadaş Atatürk'ün de üzerinde oldu. Enteresan ya, bir şey diyemiyorum. Söylemiştim ama. Zamanın geldiği zaman buradan Atatürk'ün fotoğrafını kaldırıp Tayyip'in fotoğrafını koyarlar demiştim. O da oldu. Arkadaş sana kırmızı yanıyor. Sen niye gitmeye çalışıyorsun ya? Emokka. Elektrikli mi bu şimdi? Herhalde elektrikli. Egzoz göremiyorum. Devam edelim. Bugün yukarıdan gideceğim yine. Çünkü İş Bankası'na kredi kartım gelmiş. Onu almam gerekiyor. Onda da şöyle enteresan bir durum var. Benim normalde Kuşadası'nda otelde çalışırken İş Bankası'ndan, Selçuk hesabından İzmir'de bir hesap açılmıştı. O hesabı ben hiç kapatmadım. Yıllardır aynı hesap üzerinden benim her şeyimi takip ediyorum. Neyse. Yaklaşık yani 25 yıllık falan bir hesap. Otomatik ödemelerim vesaire falan, her şeyim İş Bankası ile ilgili yaptığım her şeyim orada, kredi kartım da orada. Normalde hep kredi kartını benim ofisime yollarlar. Adamlar benim ofise yollamadılar kredi kartını. Şubenizden gidip alabilirsiniz dediler. Aradım, dedim ne alaka, niye şubeme gidiyorum ki, zaten gitmeme imkan yok, ben Ankara'da yaşıyorum, şubem Selçuk'ta, İzmir'de. Nasıl olacak bu iş? Dediler ki gideceksin istediğin bir iş bankasına, oradan dilekçe vereceksin. İşte biz oraya yollayacağız falan. İyi dedim, eyvallah, yapalım. Gittim, dilekçe verdim. Onun için de tabii beklemem gerekti. Saçma sapan. Dilekçeyi verdim. Dün de bir mesaj yollamışlar bana, gidip kredi kartınızı şubeden, işte istediğiniz şubeden alabilirsiniz diye. Gideceğim, kredi kartımı alacağım. O yüzden yukarıdan gidiyorum. Çünkü buradan daha mantıklı oluyor. Bu arada bugün hava artık yaza yakın bir sıcaklıkta. Gayet keyifli bir hava. Artık polisler falan tişörte geçmiş. Ben de yazlık montumu giysem mi dedim. Bir tane kot montum var. Ama dedim ki ya gerek yok. Daha erken. Ne olur ne olmaz. Üşürsün müşürsün. Terle en kötü ihtimalle. Ki bu fileli üzerimdeki. Çok terleten bir mont değil. Kışın göbeğinde de kullandım. Yazın göbeğinde de kullandım. Sıkıntı yaratmadı bana. Gidelim bakalım. Şu anda yine
Atatürk Bulvar üzerinden Polonya Caddesi'ne dönüp oradan İran Caddesi üzerinden Çankaya Caddesi'ne dönüp Urmumcu ile birleşeceğiz. Rotamız budur. Bu amca meclise girenler ne kadar kalabalık ya. Bak arkadaş. Tam saatine mi denk geldik acaba? 15 Temmuz destanında bir şey bitemedi ya. Nasıl bir destansa. Neyin destanı onu da bilmiyoruz. Kahraman kazanlar falan yapıldı. Niye kahraman kazan? Niye kahraman? Kim açıklayacak bunu bize? Direniş göstermişler. Neyse. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şu an Atatürk Bulvarı'ndayız. Yolun devamı Cinnah Caddesi'ne çıkıyor. Biz buradan sağa dönüp Polonya Caddesi'ne gireceğiz. Sol tarafta da Kuğulu Park'ı göreceğiz. Şu an TÜBİTAK binasının önünden geçiyoruz. Yine biraz ileride solumuzda burası Akün sahnesi. Devam ediyorum. Işığı kaçırdık. Bu da solda durmuş. Normalde sağda durur. Bunda da solda durmuş. Değişikler yani. Vallahi. Zamanında burada alt geçitler yokken burası acayip karışırdı. Vay arkadaş, burası tıkandı. Nasıl olacak bu iş? Hala araba geliyor. Geçiyorlar Allah'tan. Devam edelim. Burası Polonya Caddesi. Şu kadar bir alan Polonya Caddesi de. Buradan buraya. Bitti. Dünyanın en kısa caddelerinden bir tanesi olabilir. İran Caddesi'ndeyiz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yoksa burası da mı Polonya ya? Bir dakika. Dört İran. Yok, İran Caddesi. Önde bir motor var. Neymiş ki o? Onu görseydik keşke. Tas giymiş herif. O da scooter'mış ya. Burada bu çağdaşa gelen malzemelerin, yani kamyonların trafiğine takılıyoruz. Devam ediyoruz. Şu an İran Caddesi'ndeyiz. Birazdan sağımızda Seymenler Parkı'yla karşılaşacağız. Ankara'da en sevdiğim parktır bu arada. Şu an hızımızı 50 geçmiyor şu anda. Park yağmur yedikten sonra acayip güzel olmuş. Çimler falan tamamen kendine gelmiş. İran Caddesi'ni, Seymenler Parkı'nı çok severim. Bayılırım bu araya. Solumuzda İngiliz Büyükelçiliği. Burası her zamanki gibi tıkalı. Genelde hep böyledir burası.
Bu saatlerde tabii. Işığı da takmaz kimse. Işık yanar, hala gitmeye devam ederler. Şu güzelim Çankaya Köşkü. Yani atıl bir şekilde duruyor. Adam gitti kendine saray yaptırdı. Hayret durdu bunlar. Ne güzel, saygılılarmış. Kaza mı olmuş? Herhalde kaza oldu ya. Çankaya Caddesi'ndeyiz. Her yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları. Çantı kapağını düşürmüş birisi. Hava bayağı sıcak. Devam edelim bakalım. Urmumcu Caddesi'ne geldik. Girelim bakalım İş Bankası'na. Bankadan devam ediyoruz. Az bir yolumuz var zaten, caddenin yarısına kadar gidip oradan döneceğiz. Kredi kartını aldık. Artık kullanmaya başlayabilirmişiz. Eskiden imzalar bir şeyler atıyorduk. Sözleşme yolluyorlardı her seferinde. Şimdi öyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Kahraman Kadın Sokağı'na dönüyoruz. Şimdi Urmumcu'nun sokağına giriyoruz tekrar. Urmumcu'nun sokağı da iki ayrı bölümdür. Enteresan bir sokak. Yarıda bölünür. Şimdi oradaki tarihi binayı Atatürkçü Düşünce Derneği yaptılar. Hatta arasından geçmeyi de yasak. Böyle saçma sapan bir sistem. Geri zekalılar. Bir şey diyemiyorum valla. Neyse. Geldik.